Selamünaleyküm arkadaşlar, Hülyane Köy Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, bizler de çok şükür iyiyiz. Dursun, sonra değiştir. Yemek koyuyorum arkadaşlar, yemek yapacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Annemle babam da buradalar. Şöyle, yine biraz hastane işimiz oldu. Köyde bayağı bir salgın var arkadaşlar. Zaten herkeste bayağı var. Bekliyordum ben de. Bugün yarın bize de gelir gibisinden. Geldi mi geldi. İlk olarak da Recep hastalandı arkadaşlar. Şimdi Recep hasta. Hastalığı da nasıl ateşleniyor. Çok az bir öksürüğü var. Düşüyor. Bayağı düşüyor. Ama ateşleniyor arkadaşlar. Düşüdüğü zaman üstünü örtüyor. Bir de bakıyorum. Felaket ateş. Hemen bir sirkeli su yapıyorum. İlacını içiriyor. Hadi kuru biberi değiştir gel o zaman. Yine mi kuru biberle yaptın? Hı? Kuru biberle mi yaptın? Kuru biber az içine atıyorum. Kuruttuğum biber. Burada da arkadaşlar yapmış olduğum köftelerden var. Hemen bir tanesini şöyle gönderdim. Bir tane daha çıkardım da iki tane gönderdiğim zaman fazla oluyor. Birazdan şöyle parçalayıp atacağım için hiçbir şey olmuyor. Tek tek zaten dökülüyor. Hatta şöyle göstereyim sizlere isterseniz. Bakın şu şekilde. Tek tek dökülüyor arkadaşlar. Zaten hepsini yapmayacağım. Müslüman çıkıyor reçelin üstünde. Hepsini yaptığım zaman çok oluyor. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu güzelce şöyle bir karıştıracağım. Hemen suyu vereceğim arkadaşlar. Suyu verdikten sonra zaten hemen eriyor. Getirdim. İstersen bak göster. Bakın arkadaşlar, bakın bu şekilde hemen gördüğünüz gibi, bakın hemen eridi. Hiçbir dağılma da olmuyor. Sulu köfte yemeğimizi bu şekilde koydum. Yemeğimiz pişerken de biraz da çorba yapmak istiyorum yanına. Şehriye çorbası. Şöyle al bir şey de içine. Pul biber atacağım arkadaşlar. Pul biber iyi oluyor. Şöyle bunu da attım. Suyu da bu kadar yeterli bence. Az gelirse sonrasında biraz daha içine ilave edebilirim belki. Ama bu kadar yeterli. Yemek de bu kadar yeterli. Şimdi hemen ben bunun ağzını kapatıyorum. Bu bir şey dursun. Bir yandan da şehriyemi kavurma arkadaşlar. Az bir şey de şehriye çorbası yapacağım. Recep'i içine doldu. Tavuk suyu attıydım buzdolabına. Onun su şeysiyle onunla yapayım diyorum. Biraz hani iyi gelsin çocuğa. İyi olsun. Diğerleri yesin. Onlar da hastalanmasınlar. Yağımız ne demiş? Evet. Yağımız da bitmiş. Yağlanacak. Şunu azıcık kullanalım. Çorbamızda arkadaşlar yağı döktüm. Normalde şehriye çorbası var. Bizim burada düğün çorbası yaparlar. Düğün çorbasının içine nohut atarlar. Ondan sonra böyle birazcık köfte katarlar arkadaşlar. Ben de aynı öyle yapacağım. Az bir şey içine köfte katacağım. Yağımızı döktüm. Biraz sonrasında dökmeyeceğim tabii ki. Nanesini biraz yaktıktan sonra şehriyesini kavuracağım. Nanesini çok yakmayacağım tabii ki. İyice kararlı olmasın diye. Nanesini de attım arkadaşlar. Bu şekilde. Ondan sonra hemen şehriyemizi alalım. Güzelce şehriyemizi bir kavuralım. Vallahi evler bir soğuk. Evler soğuk değil de mutfak soğuk daha doğrusu. Dışarısı bugün çok güzel, güneşli. Sanırsınız ki yaz geliyor. Ama evler felaket soğuk. İzleyenler de köylülerimiz yine yarın başlamayın hemen. Aman nanesini şöyle yapmış da şunu şöyle yapmış da şehriyesini kavurmamış da demeyin bakın. Şehriyesini önce döküyor. Öyle de bir şey, böyle de bir şey. Farkınız. Önemli olan şehriyeyi fazla şişirmemek zaten. Yemeğe yapın da ne türlü yaparsanız yapın.
bu sufuya geliyor zaten mi? Nasıl şekilde gelirse bu şekilde iniyor arkadaşlar. Nanesi biraz kavrulsun. Arpışı nohudum vardı, onu da çıkaracağım. Buzluğa attıydım. Böyle az az kaldım arkadaşlar, kullanmak amaçlı. Buzluğa atıyorum, güzel oluyor. Burada gördüğünüz gibi bakın nohudum var. Az bir şey ısladılmış tavuk içeden. Bu var. Köftem var. Hepsi aynı anda çabucak pişiyor. Güzelce dediğim gibi orta kavrulsun. Burada da balık çıkardım. Gökhan'ın tuttuğu balıklardan bayağı daha var. Şu şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar. Erisin diye suya ıslattım. Biraz erisin. Ondan sonra bunu da bir tava kadar herhalde olur. Pişirin. Hepsini çıkarmadım. Az bir şeysini çıkardım. Bunu da koyalım. Annem babamı özlemişsinizdir. Biraz annem babamı sizlere çektim. Tabii ki bu videoları biraz sonrasında ekleme yapacağım sizlere. Çünkü önden çekilmiş birkaç videom var. Onları bir atayım. Ondan sonrasında da bu videoları yüklerim. Şehriye çorbasını, daha doğrusu böyle düğün çorbasını diyeyim arkadaşlar. Hep kavraraktan yapmamış şehriyesini de. Bu sefer kavralım da yapalım bakalım. Evet, nohudumu da attım. Patlıcan atacağım şimdi de. Bu nohudu patlıcan içmeye koyacağım arkadaşlar. Tabii ki pişmiş halinde sizlerle paylaşacağım. İçine de hemen kofteden şöyle çorbamızı suyunu da güzelce ayarladım. Bunu da pişmeye bırakıyorum. Yavaş yavaş bir şey dursun arkadaşlar. Şekilde şöyle köftemizi de dağıttım içinde. Bakın şöyle göstereyim. Şehriyesi tabii ki şu anda az görünüyor ama birazdan şişince tam kıvamına gelecek. Bu kadar yeterli. Bunu da altına kısacağım. Bu ısı ateşte bitsin arkadaşlar. Biraz ben buraları bir toplayayım. Sonra yine et bülyon deyince bu rızal aklıma geldi. Şöyle evde dediğim gibi tavuk suyum vardı, et suyum vardı. Onlardan atacağım içine. Onu unutmadan hemen katayım arkadaşlar. Bu şekilde piştikten sonra inşallah bir daha hazırlarken sizlere gösteririm. Biraz da annem babam çeker, ondan sonra kapatırım arkadaşlar. Ekmeği götüreyim mi? Hangi ekmek? Diğerini götürürken bitir. Diğerini götürürken o zaman götürürüm. Kondu. Arkadaşlar yine pişti. Hani şunlar tepsiye mi koyuyor mesela? Şöyle yakından çekelim. İyi. Herkesin unutmuştur. Yok anne, şimdi de koyayım. Şöyle bir de balığımızı kızartıyorum arkadaşlar. Niye? O oradaki gösterdiğin balık mı bunlar? He. Niye bu kadar çok? Çok mu? Orada 3 tane var. Bak bu. Şu yeterli mi? Arkadaşlar köftemiz bakın bu şekilde. Güzelce pişti. Şöyle göstereyim sizlere. Hiç daha mı olmadı? Şurada da çorbamız. Çorbayı da göstereyim sizlere. Bu şekilde biraz dinlensin diye ağzını kapattım. Bölerken de tabii ki sizlere göstereceğim. Bunlar dinlenirken de balığımız bitsin. Vurduğumuz turşuları da arkadaşlar yemeye başladı. Tabii ki bayağı da bitirdik de diyebilirim. Şundan 2 tane turşu kaldı. Bir acı biber var bir de. Acıyı bu güzel yiyor zaten, biz yemiyoruz da şu şekilde şöyle çok zor oluyor bu. Bütün yemeklerin yanında
Vahim olmazsa zaten karalahana var arkadaşlar, biliyorsunuz zaten. O yüzden bir daha kurabilirim belki. Şu şekilde. Çok güzel tadı. Oturur mu anne ben şimdi? Biraz o sarımsaklar bulmuş biraz olur. Az olur. Yine aynı tatlı böyle ikiden sonra bir şey mi tatmıyor? Bir daha verir annem tabak. Şunu da büyük babam gibi koyalım. Neyi? Çünkü tutur şuradan. Çıkaralım. Çünkü arkadaşlar bu sirkeli biliyorsunuz. Heh. Sirkeli kurduydum. Bunu da sirkesiz kurdum. Güzel. Kaplarını düşürdüm annem. Anne bu vah niye bu kadar soğuk? Kış geldiği için. İyi olabilir sende. Kış geldiği donuyorum için. Donuyorum ya. Bizde donuyor. Ama yapacak hiçbir şey yok. Ellerim dondu. Bu da sirkesiz turşumuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tamam. Serdin mi annem sulamı? Serim mi? Yok serme daha. Dur şu balık biraz bir ilk gönderimini yapayım balığı. Ondan sonra. Daha çok kızarmamış. Biraz daha içte. Biraz daha kızarttım. Ondan sonra döndürüm. Bunları Gökhan biliyorsunuz arkadaşlar. Videosunu çektiydim. Nevşehir'de tuttuydum. Bu balıklar. Bu şekilde balığımızı pişirelim. Arkadaşlar balıklarımız bu şekilde güzelce kızardı. Ağacı şu an kızarttım diyecektim. Bu kızarana kadar ben de yemeğimizi söyleyeyim. Ondan sonra soframıza oturalım. Çorbayı içeride böleceğiz. Çorbayı böleceğiz. Hani isteyen olursa isteyene göre çorbamızı böleceğim arkadaşlar. Yazınki kuruttuğum biberden koydum içine. Sert kesin diye. Şu şekilde. Buhardan görünüyor mu pek bilmiyorum ama. Ben tek göremiyorum da. Aynen. Benim yandı. Allah şöyle koyalım. Yani ortaya. Şunları niye koydun ya? Bak sana ne? Onları bitireceğim sana. Tamam. Balığımız var. Kapatmışım arkadaşlar, kapatmış. Bunu elimize götürelim. Ben götürdüm onu. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Soframızı hazırladım. Bunu güzel koyduktan önce çorbalarını tutuyorum. Al içeride. Hadi gidelim. Sen attın. Köfte çiğ vardı. Nohut vardı aç. Onu döktüm. Şunları aldım ben. Çünkü. Şu bardakları kenara koyalım da. Baba sana da kattın mı çorba? Ha, sen mi içiyorsun? Getir şöyle istersen çorbamı. Bundan da pişirelim. Mevzuda bulduk. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle. Hı. Köftemiz içinde nohutumuz. Biraz nohut az oldu. Az varmış. Benim de vardı. Ben öyle çıkar verdim işte. Sade şehriye yapacaktım da. Bunlar kolay çiçeklerim. Bir şey içeri bana koyalım. Çorba içeceğim de gıda gelecek burada. Bunlar tek kaç. Soğan yiyor musunuz? Soğan kesin. İçmeye baba soğan yiyin mi kesin İsmail, mi? Bir soğan. Bir geçtiğiniz oturmadan bir babam, soğan kesin. Çok hastalık elinde içinde kaldı etmeye. Dur anne. Biz arkadaşlar böyle yemeğimizde pırasa, soğan. Niye yiyeceğiz? Kış günlerinde zaten bunlar vazgeçilmez diyelim. Burada. Turşu. Çıkma turşu. Şekilde sıcak sıcak anne aman dikkat et. Sen selam verdin mi seyircilerimize? Bayağıdır yoktun ortalarda. Niye seslenmeden? Ne dedim ya? Yine başlama utanmaya. Unuttuk ya kalan utanıyor kalan. Ara verdik ya değil mi? Selamun aleyküm seyircilerimiz. Birden beri görüşemiyor Hülya hastalanınca. Kaldık. Yine başladı inşallah. Yine başladı inşallah varım. Sürerse şeyini diyemem de bir daha mı neydi? YouTube'unu ne mi? YouTube'u diye sürerse iyi oldu inşallah kızım. Başladık bağım yine. Bu kadar mı? Başka yok mu? Neyse arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu kadar yeterli.
Fazla kendimi yormak istemiyorum. Azar azar çekelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.